Emeğimizin karşılığını şu ana kadar 3 yıldır yapıyoruz. Hı. Şu ana kadar çok fazla almış değiliz. Hı. Üç yıldan sonra şimdi artık bize dönecek. Samanı, yemi, evet. her şeyi burada bir satın burada alıyoruz. Burada Ekip biçme yok ya burada. Ekip biçme var da yok. Var da yok. Şimdi he, bizim toplumumuzda kız çocuklarına e, arazi vermek biraz şeydir. Hı. Zorlarına gider erkeklerin. ...ondan dolayı arazimiz var, babamdan kalma... Hı. ...ama e, paylaşamadık. Hı hı. Ama hukuk veriyor. Hukuk veri hukuka da başvurmak istemedik... ...bizim adetimize, töremize... ...uygun olmadığı için... Evet. ...ona da başvurmak istemedik... ...halen bekliyoruz. Evet. Şu anda kuzular da birlikte 140-150 tane var. Evet. Tavuk da var 50 tane, 60 tane... O, ...hanıma sen. ait... Hanım... Ya ben şey arıyorum yani bu kadar emeğiniz hanım... var... ...bir şey kazanıyor musunuz? Ha yok ya, şimdi... ...geçen yıl... Sattım. 20 tane kuzu sattım. Öldüm fiyatı. Bu sene iyi diyorlar. Gelen de yok, giden de yok. Arayan da yok, soran da yok. yok ben bir buçuğa, bir altı yüze kuzu verdim geçen. Zarar. Bu sene? Bu sene bilmiyoruz henüz. Bu sene etin kilosu yüksek diyorlar ama tabi bize gelene kadar o çoktan eriyor yarı yollarda. Yani içinde bizde 200 lira, 300 lira. Peki kaç kişi yapıyorsunuz burada hayvancılık bu köyde? Valla bir amcaoğlu var, o büyükbaş hayvancılığı yapıyor. Bir iki de konu komşu var, birer ikişer tane inekleri var. Yani öyle köklü hayvancılık yapan yok. Peki, ben kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Bu arada da söyleyeyim, devletten biz hiçbir destek göremedik. İstediniz mi, müracaat ettiniz mi? Ya müracaat da ettim ama göremedik. Evet. Ya red bir cevap geldi, cevap da mı geldi? Ya red de gelmiyor ama ilgilenmiyorlar da. Bu zamana saniye kadar saniye. ilgilenmediler. Ben 3 yıldır burada işte hayvancılık yapıyorum. Köyden el arabasıyla kaç kilometre var burası? Kaç metre var? Hı. Herhalde 500-600 metre var. Köyle aramız. Ee, şimdi oradan el arabasıyla su taşıyordum. Hı. Suyu vermiyorlar bize. Neymiş? Köy dışındaymışız. 500 metre köy dışında mıdır ya? Tarla değil ki ta bilmem kaç kilometre arazi. Bizim köyümüzün suyunu bize vermiyorlar. Bana vermiyorlar hayvancılık yapıyorum. Ne burada. diyorlar bunun karşılığında? Sadece köy dışında mı diyorlar? Ha, köy dışı. Büyük e, Büyükşehir e, önce şey kaleciğin belediyesi başka bir belediyedeydi. Hı. Şimdi ikisi birlikte oldu. Bu saatten sonra alabilir miyiz bilmiyorum. Ama 3 yıldır alamadım. Topu o ona atıyor kalecik versin. Büyükşehir ona atıyor orası versin. Evet. Ama çileyi biz çektik. Ben 10 senedir, 11 senedir bu köyün kızıyım, bu köyün geliniyim ama gelemedim. Oturacak bir evim olmadığı için. Hı. Kardeşimden burayı 10 senedir istedim istedim bu sene verdi Allah aşkına. Geçen evet, sene, sene verdi. Sağ olsun 10 yıldır emmiş. Allah bana. razı olsun. <laughs> Şimdi bu sefer de, de beyan, su vermiyorlar. Ağaç dikeceğim. İyi kötü bir domates, patlıcan dikeceğim ama a, su vermiyorlar. Su olmadığı için de ben de hiçbir şey geliyorum böyle kuru kuru gidiyorum. Evet suyumuz yok. Evet. Olmadığı için de yani her şey suya bağlı. Ee, bulaşık yıkacaksın su gerekiyor. Çamaşır yıkacaksın su gerekiyor. Tuvalet, şey. Tuvalet için gerekiyor. Onun için de e, yani suyu alamadığımız için hafta sonları gelmek zorunda kalıyoruz. Hmm. Suyumuzu da getiriyoruz yanımızda evet. bidonlarla. Şu kırmızı var ya, evet. o kırmızı su, şey su, köye giden su. Bana oradan ben suyu alabilirim. Ama belediye izin vermiyor. Evet. Biz Ankara'ya 80 kilometreyiz. Evet. Çok yakınız. Ankara'nın köyüydük, şu an mahallesi olduk. Yani bizim buralar yerleşimi açıldı aslında. Ama şey, tarla aslında göründüğü için vermiyorlar. Daha doğrusu şeydeki, Kalecik'teki hanım bize diyor ki, Ankara'daki Yer sizin daha önceki belediye AK Parti'ninde. Siz oradan işinizi yapamıyorsanız hiçbir yerden yapamazsınız diyorlar.